Cihan hocam, şimdi sana son zamanlarda çok popüler olan bir konudan soru sormak istiyorum. Bir gebelik şekeri. Şeker testi yaptıralım mı, yaptırmayalım mı? Şeker testi zararlı mıdır? Çok popüler oldu. Bununla ilgili çok büyük tartışmalar da yaşandı ve halkımız bununla etkilendi. Gebelikte şeker hastalığı niye olur? Yani genç bir kadın gebediyken şeker olmuyor da niye gebe kaldığı zaman şekere eğilim artıyor? Aslında gebelikte artan hormonların etkisiyle özellikle şekere eğilim artmak. En önemli sebep kişinin gebe kalması ve gebelikte bu hormonun artması. Zaten belki de yatkınlığı olan bir kişinin rahatlıkla gebelikte şeker hastalığına ilerlemesine ulaşabiliyor. Bunu biz gerekli tarama testlerini yapmazsak yakalayamayız ve olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Peki öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Gebelikte şeker hastalığının tanısı nasıl konur? Gebelikte ortaya çıkacak bir şekeri taramak için öncelikle bir takım tarama testleri yapmamız lazım. Bunları da şeker yükleme testini kullanıyoruz. Şeker yükleme testiyle belli değerleri yüksek saptadığımız zaman o zaman kişiye şeker, gebelik şekeri tanısı koyuyoruz. Bu herhangi bir şeker hastalığı öyküsü olmayan bir olmayan bir kişi için geçerli. Hiçbir şeker hastalığı öyküsü yok, tedavi almıyor. Evet. Bunlara yaptığımız yöntem... Evet. Şeker hastalığı olan biri gebeliğe başlıyorsa zaten bu gebelik şekeri değil, gebelik öncesi olan şeker hastalığının gebelik sırasındaki takibi oluyor. Peki diyabetik kadınlar, yani zaten şeker hastalığı olan kadınların gebeliği yüksek riskindedir. Evet, diyabetik olan yani pregestasyonel dediğimiz gebelik öncesinde şeker hastalığı olan kadınlar normal bir gebeye göre daha risklidir. Bu risk özellikle kişinin diyabetinin ne kadar süredir olduğu, kaç yaşında başladığı ve organ tutulumunun olduğu olmasına göre değişir. Bu organ tutulumu çeşitli sistemlerde olabilir. Eğer organlara hasar vermişse yani bu şeker hastalığı ve kişi bununla gebeliğe başlıyorsa bundaki risk daha fazla. Gebelik öncesi ya da gebelikte saptanan şekerin zararı kime? Anneye mi zararı var? Bebeğe mi zararı var? Niye biz bunun tanısını koyuyoruz? Bizim elimize ne geçecek yani bunun tanısını koyarak? Evet, şimdi öncelikle gebelikte ya da gebelikten önce başlayan şeker hastalığı varsa bunun zararı aslında kontrolsüz bıraktığımızda hem anne hem fetusadır yani bebeğidir. Fetusa, bebeğe ne gibi riskler olabilir? Bunun özellikle organ gelişiminde bir takım kusurlara yol açabilir. Uzun süredir yüksek giden bir şeker hastalığı. Bebeğin suyunun fazla olmasına yol açabilir ki suyunun fazla olması da dolaylı olarak erken doğum riskini arttıracaktır. Bebeğin yeni doğan döneminde problem yaşamasına, özellikle bazı kan değerlerinde, şekerin düşüklüğü gibi bazı yeni doğan dönemin problemlerinin, solunum sıkıntısı gibi yeni doğan dönemin problemlerinin daha fazla olmasına yol açacaktır. Annenin şekerinin de gebelik boyunca takipsiz bırakılması gene annede de hem gözde olsun böbrekte olsun çeşitli sistemlerde problemlerin ilerlemesine daha ağır seyretmesine yol açacak. Peki neden gebelik şekerine sahip bir kadının bebeği daha çok solunum sıkıntısı yaşasın ki? Niye öyle oluyor? Gebelik şekeri olduğu zaman bebekte bazı doğum sonrasında solunumu kolaylaştıran bazı maddeler vardır. Bunların salınımında, bunların akciğer özellikle gelişiminde bu bebeklerin şeker hastası olanlarda daha bir azalma, daha bir zorluk vardır. Dolayısıyla bunların şekeri özellikle de kontrolsüz bıraktığınız zaman doğum sonrasında problem yaşama ihtimali daha fazla. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Erken doğmuş mesela 34. haftada, normalde 37. haftadan erken olan bütün doğumlara biz erken doğum diyoruz. Evet. 34. haftada doğmuş bir bebek eğer diyabetik bir anneden doğmuşsa onun küvezde geçirilmesi beklenen süre daha uzundur diyebiliriz değil mi? Daha uzun olabilir diyebiliriz. Olabiliriz. Evet. Karşılaşacağı problemlere göre değişecektir tabii ki. Şunu sorarak bitirmek istiyorum. Çok popüler olduğu için. Gebelikte şeker yüklemesinin bir riski, bir zararı var mıdır? Evet, çok popüler bir konu gerçekten. Gebelikte şeker yüklemesi testinin bir zararı gösterilmiş değildir. Bunu yapmak gerekir. Tüm cemiyetlerde, uluslararası saygın cemiyetlerde, ulusal cemiyetlerimizde bunun gebelikte şeker hastalarının şeker yükleme testiyle taranmasını önermektedir. Çünkü bunun sonuçlarıyla bunu yapmamanın ve yapmanın sonuçları karşılaştırıldığında elde ettiğimiz bilgiler neticesinde bu karar verilmiştir. Şeker yükleme testini nasıl yapıyorsunuz? Kaç gram veriyorsunuz? Evet. Bir seansla mı tercih ediyorsunuz, siz iki seansla mı tercih ediyorsunuz? Şeker yükleme testini aslında farklı olarak yapma yöntemleri var. Bunlar
iki seansta yapılanlar var. 50 gram şeker yükleme yapıp daha sonrasında yüksek çıkarsa 100 gramlık biraz daha uzun süren bir şeker yükleme testine geçmek. Ya da doğrudan tek basamaklı şeker yükleme testi yapanlar var 75 gramda. İki yöntem de yapılabilir. Önemli olan bir tarama testiyle gebenin şeker hastalığı açısından taranmasıdır. Bu tarama testinin bazı özellikle artık yüksek riskli, şeker hastalığı açısından yüksek riskli olan hastalarda illa 24 ile 28. gebelik haftalarında değil, daha erken dönemlerde de yapabilmekteyiz. Evet, onu soracaktım. Yani bir riski olmayan da 24-28. haftalar arasında bunu da düşünürüz. Tercih ediyoruz, evet. Peki, şeker tarama testimiz pozitif çıktı. Evet. Bundan sonraki aşamamız nedir? Şeker tarama testi sonucunda biz gebelik şekeri tanısı koyduysak kişiye, bundan sonraki artık bir sonraki aşamamız bunun diyetinin düzenlenmesidir. Diyabetik diyet verilmesidir. Mutlaka bir diyetisyenle görüşerek kişinin bütün beslenme planı düzenlenmektedir. Diyabetik diyet yaparken kişi aynı zamanda kan şekeri takibi yapması da öğretilir. Kan şekeri takibi eğer diyabetik diyetle düzenli bir şekilde gidiyorsa bu şekilde takip edilebilir gebeliğin sonuna kadar. Fakat diyabetik diyet eğer yeterli kalmıyorsa, şeker hala yüksek seyrediyorsa, o zaman buna ilaçla müdahale etmek gerekecektir. Burada kullandığımız tabii ki insülindir. İnsülin ekleyerek burada da kan şekerini mümkün olduğunca istediğimiz aralıkta, gebelik süresince istediğimiz aralıkta tutmaya çalışmaktayız. Gebelik şekeri teşhisi konmuş bir gebenin takibinde daha sık kontrolü mü çağırıyorsunuz ya da kontroller sırasında başka tetikler istiyor musunuz? Normalde istemediğiniz tetikler istiyor musunuz? Bebeğin sağlığını monitörize etmek için, bebeğin sağlığını takip etmek için. Gebelik şekeri tanısı koyduğumuz zaman gebenin tabii ki risk kategorisi aslında baktığımız zaman bir miktar daha yükselmektedir. Dolayısıyla bunlar da ek ultrasonla ya da annede başka bir problemde var mı yok mu açısından takipleri bir miktar daha sıklaştırabiliyoruz. Fetal iyilik hali testleri dediğimiz işte non-stress test gibi böyle bir takım fetusun yani bebeğin anne karnında iyilik durumunu gösteren testlere biraz daha erken haftalarda ihtiyaç duyabiliyoruz. Bunlar hasta bazında klinik olarak değerlendirdiğimiz tetkiklerdir. Ama sıklığında bir miktar artış olabilmektedir tabii bunlar.